Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız ıktınlar ekranımızı bulsun. Filipin, Xitayning Janubi dengizdeki yolsuz kılmışını ayıpladı. Filipin Xitayning deniz qirg'og'i muhofizatchi paroxotining Janubiy dengizda Filippinning ta'minlash paroxotini to'sib olganligini ayibladi. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitayning 3 deniz qirg'og'i muhofizatchi paroxoti Filippinning 2 ta'minlash paroxotining Janubiy dengizdagi Ayungin xadi tashdir rayoniga berishni to'sqan hamda yuqori besimli suv bilan hujum qilgan. Filippin tashqi ishlar ministri Teodoro Loksin Xitayning bu qilmishini ayiblab bayonot e'lon qilgan. O bayanatıda Xitay deniz qırğığı muhafizeçi atırtının hareketi kanunsızlık degen. Loksin bayanatıda Xitay'nı agahlandırıp, hükümet paraxotları Filippin-Amerika ortak qoğduniş ahdinamesi dairesige kirdi. Xitay özünü kontrol kılalmasa, iki devletinin alahide münasibetige tehdit salgan buludu degen. Uyghur okuguçular Mado şirketige karşı bayanat ilan kıldı. Türkiye'deki danlık marojni şirketi Mado'nun hocayının Xitay hakkıdaki sözleri tor dünyasında küçülük narazılık kozgan deyken, Türkiye'deki bir türküm Uyghur okuguçular Mado şirketi'ye karşı bayanat ilan kılış faaliyeti ötküzdü. Türkiye'nin Kahramanmaraş vilayetinde okuvatkan Uyghur okuguçular 17 noyabr Sutukburakhan İlim ve Medeniyet Vakfı Kahramanmaraş şöbesinin teşkilleşi bilen, Türkiye'deki danlık marojna ve tatlıq durum şirketi bolgan Mado'nun hocayını Mehmet Kambur'nun Xitay haqida qilgan sözlerge karşı irqi qırğınçılıqni qollama temasida bayanat e'lon qilish faoliyati o'tkazdi. Faoliyatda Qahramanmaraş Sutukburakhan ilim ve medeniyet vaqfi shobasining muavin raisi Zikrullah Alim Uyghur o'quvchilarga vakolatan bayonotni o'qib, Xitayning 1949 yili Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan tortib, Sharq Turkiston xalqiga assimilatsiya qilish qatorliq turlik bostirish vositalari bilan zulm qilib kelganligini Yakınki bir neçe yıldan beri milyonluğun Şarkı Türkistan halkını ceza lagırıga kamap kırgın kılgallıqını, Şarkı Türkistan halkı muşunluq içinişlik akvalda kalan bir payette, Türkiye'deki Mado şirketinin hocayını Mehmet Kambur'nun Xitay'da korusqım toygan iken, men Xitay'dan dep menpaat üçün Xitay'ı yaxşıcaq bolgallıqını kayıt kılıp ötdi. Bayanatı yana Mado şirketinin aldıngı ayda Uyghur Akademisi qatarlıq teşkilatlarının başçılıqıda teşkillengen Beijing Kışlık Olimpikini baykut kılış haqqıdaki akbarat elan kılış yığınının Mado şirketine tabi faaliyet zalide ötküzülüşüge ruhsat kılmağallıqımı tilge elingan bulup, Mado şirketinin bu numussuz kılmışlarının irqi qırğınçılıq yürgüzvatkan Xitayını kollaştın başka iş emesliki, Mado şirketinin barlıq Türkiye halkıdın keçürüm soruşu kerekliki bildirildi. Mado şirketinin hocayını Mehmet Kambur 15 noyabr Xitay Xalqara Radyosu Türkçe kanalının ziyaretini kabul kılganda insanın iki vatini buludu. Biri tuğulgan yeri, yeni biri toygan yeri. Xitay'da korusqım toygan iken, men Xitay'den degen bulup, Türkiye işçi sırtıda küçülük narazlık kozgan idi. Amerika Xitay'ını öz içige algan 10 devletini qara tizimlikke kirgizdi. Amerika Xitay ve Rusya'nı öz içige algan 10 devletini dini erkinlikni bastırgan devletler tizimlikke kirgizdi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Amerika Taşkı İşlemi'nin sırlıqı 17 noyabr Rusya'nı dini erkinlikni bastırış sebeplik alahide dikkat kılındıgan devletler qara tizimlikke kirgizgenlikini ilan kılgan. Bular içide Xitay mı bar bulup, mezkur devletler ötken ili dini erkinlikke iğir derecede dahli taruz kılgan devletler qara tizimlikke kirgizilgen. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bu aqtı ilan kılgan bayanatıda Amerika'nın barlıq devletlerdeki din ve itiqat erkinlikini qoğdaş vadisige xilaplı kılmaydıganlıqını bildirgen. O bayanatıda bugünkü günde dünyanın nurgun rayonlarındaki kişiler fakat özlerinin itiqadı boyunca yaşıganlıqı üçünlə hükümet tarafından parakende kılınganlıqını, kolga ilinganlıqını, tehditke uçurganlıqını, türmüge taşlanganlıqını hatta öldürülgenlikini bildirgen. Bildirilişçe Amerika bu yıl Rusya'nı dini erkinlikke iğir dahli taruz kılganlar tizimlikke kirgizgen bolup, qara tizimlikdeki Xitay, Şimali Koreya, Kuba, Aljiriya, Saudi Arabistan, Birma, İran ve Pakistan qatarlıq devletler her yili mezkur tizimlikke kirgizilgen. Bultur alahide dikkat kılındıgan devletler qara tizimlikke kirgizilgen Nigeriya bu yıl bu tizimlikten çıkırıp etilgen bolup, Blinken bu hafta Nigeriya'nı ziyaret kıldıgan. Bir Xitay'a Şarkı Türkistan'daki muhim körünüşlerine aşkı arıldı.
Xitay Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilib, har xil to'kmatlar bilan Sharq Turkiston xalqini lagerlarga solib qirg'in qilib kelayotgan va bu jinoiy qilmishlar xalqaro jamiyat tomonidan irqiy qirg'inchilik deb atalishga boshlagan bir paytda o'z jinoyatlarini yashirish uchun qattiq jiddiylashgan Xitay barliq tashviqot vositalarini harakatga keltirib, mazkur lagerlarni atalmish tarbiyalash markazi degandek chiroylik nomlar bilan atab, xalqaro jamiyatni aldashga urinib kelgan edi. Ammo Gwangwan ismli bir Xitay yosh xatarga tavakkul qilib, Sharq Turkistondagi bir qism jazo lagerlarini maxfiy singa olib tarqitib, Xitayning xalqaro jamiyatni aldayotganligini oshkorildi. Sindi bildirilishicha Gwangwan xavfga tavakkul qilib Sharq Turkistonga ichkirlab kirgan. U Amerika taratqulari lager haqida tortgan lager adreslari hamda Baidu xaritasiga asosan Sharq Turkistondagi 8 shahar va bozordagi 18 o'rinni maxfiy ziyorat qilgan. U ziyorat jarayonida Xitoy inkor qilayotgan jazo lagerlarini payqagan bo'lib, Amerika va xalqaro axborot vositalari jazo lagerlari haqida e'lon qilgan xabar va dokumentlarning reallik ekanligini isbotlagan. Mutaxassislarning qarashicha mazkur sinning ilgirki chat el taratqularining xabarlarida ishlatilgan lagerlar haqidagi sun'iy hamra suratlarning chinligini dalillashga yordam bo'ladi ekan. Xinjiangdagi yig'ilish lagerini tepish nomli mazkur sin 6 oktyabr to'rg'i yo'llangan bo'lib, u sinning beshidala o'zining chat el muxbirlari cheklangan Sharq Turkistonga bir Xitoy bo'lib sifati bilan erkin kirib, xabarlarda tilga olinayotgan so'zlarning Rossiyaga emasligini isbotlamoqchi bo'lganligini bildirgan. Növete bir kısım analizciler bu sinni chat el ahbarat vasıtlarının haberleri bilen sün'i hemra suretleri bilen seliştirip, Xitayning teşviqatının saxtipezlik ikkallikini, lagerlarının külümü ve sanının xalqara cemiyette aşkarlanan san ve külemde mu çoğun ikkallikini ilgiri sürgen. Turdaşlar yine Xitay rejimi barlıq teşviqat vasıtlarını işkiselip, yuşuruşku urungan cinayetlerini aşkarlıgan Gwangwan isimlik Xitayning bihaterlikidin ensirgen. Ama o yakında Twitter'da uçur hem beherliyken bulup, kişiler onun hazır Xitay'da emeslikini peres kılışmakta. Japonya bilen Filippin pütüştü. Japonya bilen Filippin erkin ve uçuk Hindi-Tiniç Okyan stratejisi meselesi de pütüştü. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Japonya Başvaziri Kishida Fumio Filippin Prezidenti Rodrigo Duterte bilen sırlık görüşüp, Tereplik ve rayonluk özgürlükler hakkında müzakere ilip vardı. Kişide Xitay Deniz Armiyası'nın faaliyetleri köpüyüp getken Şarkı Xitay Denizi ve Canubi Xitay Denizi'nin hazırkı salahiyetinin özgürtüvetlişiği karata bir tereplimelik teşebbüslerine kat'i karşı işkerliklerini kayıt kıldı. Filippin Prezidenti Rodrigo Duterte Öktabr'nın ahirdeki umumi saylamda galibi kılgallıkı münasibeti bilen Kişide'ni tebrikledi. Körüşte Duterte bilen Kishida erkin ve uç Hindi Tiniç Okyan stratejisini emelge aşırışta hemkarlıkını yanımı ilgiri sürüş meselesi de birdeklik hasıl kıldı. İki rehber iki taraflık ittifaktaşlık münasebetlerini küçüğe yetişinin zorurluluğu, iki devletin diplomatiya ve devlet müdafiye ministerleri otursa da iki taraflık söhbetinin başlanışı hakkında öz ara fikir almıştırdı. İlginçe, eğer iki taraflık söhbet başlansa, Filippin, Japonya kararlılık aldı iki taraflık söhbet edip aradığan 9. devlet buluduken. Tokyo hükümeti növete Amerika, Avustralya, Angliya, Fransiya, Germaniya, Hindistan, Hindonoziya ve Rusya bilen iki taraflık söhbet ötküzmekteyken. Amerika, Türkiye korallı kısımlarının herbi zamanı birleştiriş ihtiyacını itiraf kıldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği, Amerika'nın Türkiye korallı kısımlarının herbi zamanı birleştiriş ihtiyacını itiraf kılganlığını ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği 16. noyabr 5 burçaklık binada ötküzülgen Türkiye-Amerika Devlet Müdafiye Ministerlikleri yukarı derecelik müdafiye grupisi yığınığa münasifetlik bayanat ilan kıldı. Amerika vekiller ömekigi rehberle kılgan Devlet Müdafiye Ministerliği meslekçisi Laura Cooper bayanatı da Türkiye korallı kısımlarının herbi zamanı birleştiriş ihtiyacını itiraf kılganlığını bildirip, heyetler Amerika Prezidenti Joe Biden bilen Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin ve Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar otursudaki söhbetini asas kıldığan Nurgun iktidarlık ve rayonluk meselelerini müzakere kıldı degen sözlerini işletti. Yığın jarayanı da Afganistan, Afrika, Cenubi Kavkaz, Şarkı Akdeniz ve Otur Şarıktaki terörlük ve bihaterlik meselelerinin müzakere kılınganlığı şundaklı Laura Cooper namı Karadeniz'deki hemkarlıkını tekitli geldiği bildirildi. Bayanatta iki taraf yine öz ara müdafiye hemkarlığı ve uzun müddetlik müdafiye münasibetimizin ilgili sürüş nişanımızda mı müzakere kıldı. Meslehetçi Cooper, Amerika'nın NATO'ya kılıdığan yardımı dairesi de Türkiye'nin zamanı birleştiriş ihtiyacını itiraf kılıdığanlığını kayıt tekitledi deyildi.
Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliğinin yığınğa münasibetlik bayanatı da bolsa, vekiller ömekinin uçuruşu ijobi ve yaxşı keyfiyette ötdiği deyildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.